Arkadaşlar merhabalar. Takımlarımı hazırladım. Kürüğümü yaktım. Malzemelerimi aldım. Bugün günlerden 5 Kasım 2022 Cumartesi günü. Şimdi geçen hafta buzdolabı poşetleriyle çürük vermiştik. Onların plastik parçalarını toplayacağım. Kek aldım yanıma. Arıya kek vereceğim. Ve arının sağında solunda, yuvanın sağında solunda çerçeveler var. Boş çerçeveler. Umarım boşalmıştır. Arılar balları almıştır. Çurukları almıştır. Onları toplayacağım, paketleyeceğim. Bugün tek başımayım. Yapacak çok işimiz var. Sizlere de iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, bakın gördüğünüz gibi bu ara biraz zayıf. İki şurup vermişiz. İkisini de almış. Bakalım anamızın yumurta durumu nasıl? Ona bakmamız lazım. Evet arkadaşlar, şimdi geçen hafta aynı şekilde burada ballı çerçeveleri bırakmıştık. Bunlarda bal vardı. Yuvanın dışına bıraktık ki arı alsın. Evet. Arı balı almış, güzel. Kendi iç yuvasına yerleştirmiş. Şimdi bunları topluyoruz. Bunda zayıflık sezdim, o yüzden bakmak istiyorum. Şimdi. Sakince çıkarıyorum ki arı rahatsız olmasın. Zaten bu işlerin en önemlisi budur. Arıyı hiçbir şekilde rahatsız etmemeye çalışmak. Yavrusu var. Hafiften. Çocukları basmış. Bu arımız güçlü, güzel. Fena değil. Arıda yavru gördüm, yumurta göremedim. Güzel. Arıda yumurta da var, çalışıyor arkadaşlar. Arkadaşlar keki alıyorum. Şimdi normalde böyle kesmem gerekir. Ve şöyle yapıştırmam gerekir. Yani bunun için çok fazla vaktim yok şu anda. Kolonimiz iki katına çıktı. Yani tek başıma şu an bunu yapacak vaktim yok. O yüzden hemen eski usul ortadan kesiyorum. Ve araya veriyorum. Şöyle. Al bakalım. Evet. Bu arımız sonbahar arası. Gördüğünüz gibi köpük yok. Sonbahardan bölme arı. Evet. Taşımızı da alıştırın. Bismillah. Evet, 5 çerçeve arımız. Koloni güzel. Arının çoğu şu an dışarıda. Hava iyi, 22 derece. İşçi arı dışarıda yani. Çekimi yerleştiriyorum. Şu an arımı kapatıyorum. Evet. Bakın arkadaşlar, köpük. Köpüğümüz yine üst kapağı koyduk. Bu arı da kıştan çıkan arı. Evet,
Şöyle yapayım. Gözü. Bence boşluk kalmasın. Arı hava almasın. Dört çerçeve. Evet arkadaşlar. Yine bir temizlik arkadaşlar. Yuvada olmayan çerçevedeki arı balığı almış ve yuvaya götürmüş. Güzel. Şimdi bunu şöyle. Şimdi yine çekimi veriyorum. Bunu niye arının üstünde kesiyorum arkadaşlar? Bunu keserken ülkeklerin bazısından su akıyor. Şekerli su akıyor. Bunu dışarı akmasını istemiyorum. Arının içine aksın. Dışarıda aktığı zaman da zaten sıkıntı olur. Aktığı yerde arı yağmalanabilir. Eğer bir arının yanında bu akmışsa o arı yağmaya gidebilir. Şimdi bunu detaylı anlatırım daha sonra. O yüzden çeki ya arıdan uzak bir yerde kesin. Yani damlatmadan bu işi yapın ya da damlatırsanız arının içine damlat. Köpük var. Yani buradan da anlıyoruz hangi arı gölme, hangi arı kıştan gelme. Evet. Arı güzel. Çekim yapıştırıyorum ve kapatıyorum. Bakın gördünüz mü? Aktı suyu. Bu dışarı aktığı zaman ne oluyor? Peten üstüne aksaydı diğer peteklerden buna arı gelecekti. Bu arıyı sıkıntıya sokacaktı. Neyse ki içine aktığı için şimdi hemen onu temizleyecek o. Evet, bismillah. Çok uzatmaya gerek yok. Çünkü verip geçeceğim. Bak yine arı poşeti çekmiş çekebildiği kadar aşağıya. Şimdi bunun ucu bu şekilde koyduğumuz için arı bunu aşağıya çekemiyor. Daha önceden şöyle ortaya koyuyorduk. Böyle koyduğumuz zaman aşağı çekiyordu. Yani bu plastiği çıkarmak için bayağı zahmet çekiyorduk. O yüzden bu şekilde yerleştirmeye başladık. Siz de buzdolabı poşetiyle şurup veriyorsanız bu şekilde sıkıştırın arkadaşlar.
sıkıştırdığınız zaman da araba bunu aşağı çekemeyecek. Siz de kolaylıkla plastiği alabilirsiniz. Evet. Körük azalmış çünkü köreye mısır koçanı ilavesi yapmam lazım. Evet. Bir kahve molası veriyorum. Şimdi yarısını bitirdim. Diğer yarısı duruyor. Ben araya bakarken bir tane yorum gelmiş. Altı açık olan peteğe kartona ihtiyaç var mı diye. Şimdi arkadaşlar benim peteklerimin altı çok fazla açık. Yani 20'ye 20, 20'ye 30 polen tuzaklarının girdiği bir havalandırma var. Yani bu kış için uygun bir havalandırma değil. Ve peteklere özel kapaklar var altını kapatmak için. Ve biz bütün peteklerimizde kışa girerken kapaklarını kapatıyoruz. Alt kapağı kapatıyoruz. Yani alttan havalandırma hiçbir şekilde olmuyor. Ama sizin havalandırmanız bu kadar büyük değilse, yani çapı 4 santimse, 5 santimse karton yapmanıza gerek yok. Ama çok büyük bir havalandırmanız varsa eğer, arkadaşlar altını kapatın. Yani benimki gibi 20'ye 20, 20'ye 30 büyük havalandırmalar arayı kışın üşütür. Yani bu sebepten ötürü altını kapatın, karton uygulaması yapın. Ama peteklerinizde eğer ki yani delikler 4 cm çapında böyle yuvarlak delikler vesaire ise genelde öyle olur. Şimdi hazır peteklerde. Veyahut da polen tuzaklı petekler olur. Şimdi bizim peteklerimiz, şu gördüğünüz turuncu peteklerin hepsi polen tuzaklı petekler. Şimdi onlarda altı kapalı olduğu için biz karton uygulaması yapıyoruz. Ama altı sizinkiler bu kadar açık değilse gerek yok karton uygulaması. Çünkü nem oradan çıkar. Bir de yaşadığınız iklime göre de bu değişir arkadaşlar. Yani karasal bir iklimin nemiyle ılıman bir iklimin nemi aynı olmaz. Yani biz burada arayı nemden korumaya çalışıyoruz. Yani Karadeniz'de bağlanma gerçekten çok yüksek. O yüzden kartonları nemi alması için uyguluyoruz arkadaşlar. Ama siz karasal iklimdeyseniz, arınız Sivas'ta, Erzurum'da, Ankara'da, Konya'da, yani nemin az olduğu yerde kışlatıyorsanız eğer, bence kartona gerek yok arkadaşlar. Kartonun sebebi nemi alması. Ama bu bizim gibi olduğumuz iklimlerde gerçekten bunlara ihtiyaç var. Nem kalıyor içinde, bu da soğuk yapıyor. Arı kendini ısıtamıyor. Isıtamadığı için kışı geçirmesi zor oluyor. Daha fazla işte efor sarf ediyor. Veya kıştan çıkamayabiliyor. Veya işte daha fazla şeker tüketiyor. Şekeri fazla vermeniz gerekiyor. Yani optimum seviyede Karadeniz ikliminde karton uygulaması gerçekten güzel işliyor arkadaşlar. Bu benim üçüncü videom olacak. Şimdi ikinci videoma gerçekten güzel bir rağbet var arkadaşlar. 3000'e yakın izlendi. Ben bu kadar olacağını tahmin etmiyordum. Teşekkür ederim izleyenlere. Destek vermek için kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarda buluşalım. Fikriniz varsa söyleyin. Yanlışımız illaki vardır. Eleştirilerinizi de bekliyorum. Yani bu arıcılık içinde birbirimizi geliştirmemiz lazım. Bu işi daha iyi nasıl yapabiliriz? Biraz da bizimkisi şimdi, bizim maddi bir çıkarımız yok bu işten. Genel manada biz balı kendimiz için yapıyoruz. Bir de çevremize verebilirsek veriyoruz. O yüzden biz çok deneme yanılma yapıyoruz. Eğer fikriniz varsa yorumlarda yazın. Bu şekilde daha iyi oluyor. İşte orava mücadelesi nasıl olur? Nasıl kışlatma olur? Soğuktan korunma, bala nasıl girer? Arıyı nasıl çoğaltırsın, birleştirirsin vesaire. Varsa fikirlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Teşekkür ederim hepinize. İyi çalışmalar diliyorum arayla ilgili.
Aynı zamanda hafta sonundayız. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.